Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında spor Gündemi transferle karşınızdayız. E, konuklarımız bizlerle birlikte. Zeki Uzundurukan hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Gürcan Bilgiç hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyda. Merhaba Zeki. Merhaba Gürcan abiciğim. Uzun zaman sonra ikiniz de birlikte Haftada aynı bir anladım. bir araya geliyoruz, e, geliyoruz Evet. Geliyoruz. Ben e, uzun zaman sonra ilk defa sizlerle bir araya geldim. Biz, genelde geceleri buluşuruz. <laughs> <laughs> Geçen <laughs> de ne demiştim kızmıştınız bana kalaslayın mı? E, kaleciye ihtiyacı var diye bu hafta herkes kaleci alınmalı dedi Levent Abi de dahil. Yani kaleciye ihtiyaç var. Bakalım. Tespitim doğruydu. Hayır zaten. abi sen de şey dedin. Ee... Musteren'in arkasına dedi. Tabii müsteren'in. Tabii canım herhalde birinci kaleci demiyorum. Hani rekabet olsun diye. E, transferde sıcak saatler günler yaşanıyor artık e, tabii gidenler gelenler e, hepsi birbirinden önemli isimler Galatasaray ile başlayacağız ki evet. dün e, bu saatlerde e, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir transfer gelişmesi paylaşmıştık Fenerbahçe'nin de e, evet. Halil Dervişoğlu'na talip olduğuna dair e, sonrasında yaşanan gelişmeler ve e, akşam saatlerinde Halil Dervişoğlu e, Galatasaray'ın kadrosuna katıldı detaylarına gelin birlikte bakalım Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu yeniden renklerine bağladı. Sarı Kırmızılar milli futbolcu Brentford kulübünden satın alma opsiyonuyla bir yıl daha kiraladı. Halil Dervişoğlu Galatasaray'dan yıllık 8 milyon TL garanti ücret alacak. 21 yaşındaki futbolcu gece geç saatlerde ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Havalimanında açıklama yaptı. İnşallah Galatasaray'da iyi bir sezon geçireceğim. Çok mutluyum aile olarak çok mutluyuz ifadelerini kullandı. Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil, Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı. Ee, hemen Zeki Uzundurkan'a sormak istiyorum. Ee, Zeki Uzundurkan, Fatih Terim daha transfer dönemi başlar başlamaz her açıklamasında e, Halil'i çok istediğinin altını evet. çizmişti. Ee, hatta e, dün takımda kaldı ama biz Mustafa Muhammed'in e, gidişiyle birlikte gidiş hamlesiyle birlikte Halil'in geleceğini düşünmüştük ama sonrasında Fenerbahçe devreye girdi. Neler yaşandı? Siz de detaylarına çok hakimsiniz. Şimdi Pazartesi günkü yayında e, Fatih Terim'in e, maçtan sonraki basın toplantısında söylediği bir laf vardı. E, vedalaşmak üzere olduğumuz oyuncular var, gelecek oyuncular var şeklinde. Orada ben e, hatta Haldun abi kulağını çınlatalım günün iyiyim ilan ediyorum seni demişti. Bir sabah kalkmışız ki e, falkoya gitmiş falan tarzında cümleler kullanmıştım. Orada e, bana gelen bilgilerin arasında Mustafa Muhammed de vardı. O bana çok inandırıcı gelmediği için Mustafa Muhammed'i söylemedim. Keşke söyleseymişim ama yani Mustafa Muhammed şu anda belirsiz ama gelecek olanlarda Halil Dervişoğlu vardı onu söyledik. Ee, daha da Galatasaray'da önemli gelişmeler olacak. Ben Marka konusunda da bugün yarın bir sürpriz bekliyorum. Marka ile sözleşmeler feshedildi şeklinde bir sürpriz bekliyorum. Ee, Halil Dervişoğlu'na gelirsek Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'na dün e, mesaj güzel mesajlar yazdım anlattım ki e, aslında sık sık buradaki e, Halil'le oğlu, e, oğlu Halil'le ilgili yaptığım yorumlar üzerine bana sürekli işte videolar atıp işte Halil'in durumu şöyle böyle diye e, WhatsApp üzerinden mesajlar atıyordu. Dün cevap vermeyince kuşkulandım. E, acaba ne oluyor dedim. İlk defa cevap vermedi çünkü. E, Fenerbahçe'nin durumu vardı. Hakikaten e, bizim muhabirin verdiği bilgi de doğruydu. Fenerbahçe e, devredeydi. Hatta Trabzonspor'da e, nabız yoklamış. Muzaffer Dervişoğlu ile tekrar görüşmüşler. E, ama oyuncu e, son dönemlerde hiçbir oyuncunun yapmadığını çok az ben... Bir, Rastlamadım yani. Hı hı. E, parayı değil, Fatih e, Fatihlerimi ve Galatasaray'ı tercih etti. Onu söyleyeyim yani. Fenerbahçe'nin teklifinin çok daha iyi olduğunu, e, bakmayın siz Sayın Ali Koç dün e, Tolga Candaş Işık'ın programına katılmıştı. Orada şunu söyledi, Hani bize önerdi menajerler e, ama e, bon servisiyle önerdiler, e, hocamıza sunduk. Ee, sonra olmadı çünkü o maliyeti karşılayamazdık ve şunu da ekledi ama oyuncu uzun süredir Galatasaray'ı beklediği için biz de çok fazla üzerinde durmadık. Yani Galatasaray'a şey, gitmek. Şey, şey demiş oyuncu satın alıyorsanız size gelip Fenerbahçe şey oyuncu, satın alıyor şöyle dedi Ali Koç satın alma opsiyonu satın size gelip Fenerbahçe forması giymek isterim demiş Ali e, Koç. Kiralık olarak e, Galatasaray'ı tercih ederim. Ben yani. onu da çok inandırıcı gelmedi çünkü şunu eklemezdi o zaman. E, oyuncu uzun süredir Galatasaray'ı beklediği için biz e, i̇şte zaten. dahil olmadık transfere diye. De, yani burada şu ortaya çıkıyor. Çünkü Trabzonspor'un da e, bir teklifi olduğunu biliyorum. E, Galatasaray'ı beklemiş ve sonuna kadar hep zaten söylüyordu. Galatasaray'a geri dönmek istiyorum. Fatih Terim de ısrarla her her e, basın toplantısında söyledi bunu. Halil Dervişoğlu'nu istiyorum diyor. E, gerçekleşti. Getson Fernandez konusunda bile e, her an her şey olabileceğini düşünüyorum artık ben. E, ama Halil Dervişoğlu transferinde dün gerçekten allak bullak olduk. Yani bütün medya, sosyal medya, herkes e, dediğim gibi Fenerbahçe'ye gitti geldi. Ondan önce Trabzonspor'un teklifinin oldu. Bugün detaylarını konuşuruz zaten. Elimizde o kadar ilginç e, transfer bilgileri, o kadar anlık Perde arkası gelişmeler var ki şurada kaç sayfa yani okumaya kalksam program biter ama içinde çok derin detaylar var sonra gireriz konuya. Ee, ama Halil Dervişoğlu önemli bir oyuncu. Burada Fatih Derim'in ne kadar etkili olduğu ya da oyuncunun Fatih Derim'le ne kadar çalışmak iste, istediği ortaya çıkıyor. Ee, hayırlı olsun Galatasaray'a. Mustafa Muhammed konusuna ayrı geliriz. Onun perde arkasındakiler evet. e, gün ışığına çıkmamış bilgiler var. Onları da paylaşacağım. Sözü Gürcan abiye bırakayım. Şimdi Gürcan Bey, Halil Dervişoğlu e, dün bu saatlerde Ahmet Selim Kulu muhabir arkadaşımız e, Fenerbahçe'nin devreye girdiğini ve Brantford'la e, görüşmelerde artık sona yaklaştığını söylemişti. E, ardından Halil Dervişoğlu cephesinde yaşanan gelişmeler ve akşam futbolcunun Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Bir sezon daha e, Galatasaray forması giyecek Halil Dervişoğlu. E, Fenerbahçe'de de özellikle Sayın Başkan Ali Koç'un belirttiği gibi dün akşam birazdan o açıklamaları da ekrana getireceğiz. E, Vitor Pereira'nın futbolcuyu beğendiği olabilir dediği ama sonrasında Halilin de tercihiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin de Halilin Galatasaray'da oynamayı çok istediğini belirtip Bırakması, transferden çekilmesi futbolcuyu sarı kırmızı formaya kavuşturdu bu sezon. Şimdi ben anladığımız anladığım de gayet açık anlattı. Satın alsaydı Fenerbahçe'ye gelecekti. Olabilir. Evet. Kiralık opsiyonla Galatasaray tercih etti oyuncu. Yani burada bence oyuncu doğru bir şey yaptı. Bence kulüp öneriyor çünkü. Fenerbahçe'ye aslında Muzaffer Dervişoğlu, babası ya da Halil beni alın demiyor. Burada Brentford Fenerbahçe'ye menajer aracılığı öneriyor. Bon servisiyle öneriyor ama. <laughs> öyle öyle. Ve <laughs> ha, o, o şekilde. Ve yüksek bon servis. Aynen. aynen. Finansal play kuralları gereği de. A evet. Aynen. Ee, Fenerbahçe'de o, onu karşılayacak bir bütçesi yok. E Galatasaray şey Halil Dervişoğlu Galatasaray için iki açıdan önemli bir oyuncu. Bir, Galatasaray'ın e, bu sene e, hep genç oyunculara gittiğini gördük. Yani e, evet. Ofalka'ydı, işte Drogba'ydı, Snyder'di, Podolski'ydi, e, Fernando'ydu. Yani e, özellikle e, bir tane ya da iki tane böyle ekstra oyuncu transfer ederdi Galatasaray. Kiralık da olsa e, ederdi. Fakat bu sene bakın 23 yaşında Morutan, işte 22 yaşında e, Kikildao, e, stoper keza, e, evet. gelen stoper genç 22 yaşında o da. Evet. Nelson. Evet, Nelson. Nelson. E, Yedlin genç, işte sağ bek aldılar genç. Sol bek aldılar yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> bir tek sol bekte. Yaman e, yaşlı da diyelim Yani diğer ya, 30, 30 e, yaşında evet. tamam mı? E, tecrübeli e, genç bir arkadaşımız diye. Ee, ve bu politika içinde e, genç bir santrofor Yani genç bir ekip e, değer bulacak, hem kendisine hem kulübe değer katacak. E, bundan sonraki süreçte de belki e, satışından bonservis olarak e, değer üretebilecekleri bir transfer politikasına geçtiler. Fakat mesela son halle verilen parayla birlikte Zeki 24 milyon euro oldu. Bonservis ve kulüplere kira için evet. ödenen para toplamı 24 milyon euro oldu. Bayağı da para harcadılar. Yani, e, bir kısmı 5 yıla yayıldı mesela. Onlara otel hani ama tabii tabii Şunu, şunu yani. da söylemek gerek evet e, Galatasaray'ın bu sezon transfer politikasında biz şunu gördük. Bon servise e, yatırım yapıp e, futbolcu maaşlarının çok düşük tutulduğunu Doğru. gördük. E, yatırımlık futbolcu As gözüyle Hayır, bakıldı sanki. Tabii tabii öyle. Varsa kiralıktan ziyade Vars de evet. Varsa fırsatın genç oyuncuyu satın almak yani kendi bir yene katmak e, ve uygun bir e, sözleşme bedeliyle e, bunu sürdürmek akıllıca. Çünkü kiralık alıyorsun te tecrübeli oyuncu ya da genç oyuncu ne bir sen sonra yok sende. Kulübün ödediğin para da gidiyor, oyuncuya de dedim paradaki gidiyor. Ama o zaman imkanlar dahilinde bunu yapmak zorundalardı. Çünkü niye? Sattığın kadar az vardı. E, belli bir takım kalitesi korumak zorundaydın. Galatasaray ne zaman bundan kurtuldu bu sene itibariyle? sattığın kadar aldan. Mustafa Cengiz yönetimine dua evet. etsinler. Sattığın kadar aldan kurtuldun. Gittim on servisini ödeyerek. Mesela e, 4,5 milyon euro dedi marka ya. Aspar ödemedi.